1814 yılında Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte, İtalya açıklarındaki Elba Adası'na sürgün edildi. Kaçırılmasından korkan İngiliz askerleri adaya çıkan herkesi vurma emrini almıştı. Ne kadar çaresiz ya da masum olsanız da sonuç değişmeyecekti. Karaya çıkmak için izin alana kadar kaptanı Resif'in gerisinde bekletin. Bir an için beni yalnız bırakacağını sandım. Fernand Mondego arkadaşlarını aptalca bir intihar girişiminde asla yalnız bırakmaz. Ne var ki bu yolculukta Monsieur Morin'in resmi temsilcisi olarak Edmond, belirtmeliyim ki ikinci kaptan olarak sınırlarını biraz aştı. Resmi olarak ve ben de görevimi yapmış oldum. Ona hemen bir doktor bulmazsak ölecek. Anlamıyor musun? Elbette anlıyorum ama bunu ayık yapmamı bekleme sakın. Ne? İngiliz süvarileri. Merhaba! Dantes, hayır. Ah dostum, bu çok düşüncesizce bir davranıştı. Fransız denizcileriz. Bunu biliyorum, bunu biliyorum. Hadi, hadi. Dost olarak geldik. Edmund, hadi. Zarar vermek istemiyorum. Hadi. Tırman, çabuk. Güzel, sonunda bir şey vurabildim. Hemen Grayful. Bu zavallı aptalların ölmesini bu kadar istiyorsanız vurmak için neden bekliyorsunuz? Ama bunu benim ajanlarım olmadıklarını bilerek yaptın. Şimdi vurulmadan bir açıklama yapın. Efendim, adım Edmond Dantes. Ticaret gemisi Ferayon'un ikinci kaptanıyım. Marsilya'ya gitmek üzere yola çıktık. Bu gemi sahibinin temsilcisi Monsieur Fernand Mondego. Kont Mondego'nun oğludur. Kaptanımız beyin hummasına yakalandı. Buraya yardım almak için geldik. Eğer hastalığı gerçekse bıçağımın acısını hissetmeyecektir, değil mi? Sadece bir çizik. Edmond! Demen Grayful! Sadece yardım için geldik. Bu yaralanan adamlarım içindi. Ve yaralanan gurur, hiç şüphesiz. Çok hareketli bir gece oldu. O süvarileri vurmamış olsaydım şu anda sahilde parçalar halinde yatıyor olurduk. Benim yüzümden ölecektik. Evet, bu doğru. Yine de kurtulduk. Akşam olunca canım içmek ister. Akşam olunca canım içmek ister. Şah sana Mondego. Senin arkadaşın olmak her zaman bir macera. Evet, öyle değil mi? Gerçi maceracıların her zaman arkadaş kalmaması kötü. Ne? Her zaman böyle olmayacağız diyor. Sen neden bahsediyorsun? Hiçbir şeyden. İçelim.
Ne de olsa bu içtiğimiz Napolyon Bonaparte'ın şarabı. 1805 mahsulünü daha çok beğeneceksiniz. Hazır sizi uyanık yakalamışken Monsieur Dantès, diyordum ki belki sizinle konuşabiliriz. Bu satranç taşının anlamı nedir? Bu sadece çocukluktan beri yaptığımız bir şey. Ne zaman birimiz bir zafer kazansak, şahı o alır. Şahı o alıyor. Hayatta da ya şah oluruz ya da piyon. Kaptanın hayatını kurtarma çabandan etkilendim Dantès. O benim kaptanım ve dostumdur majesteleri. Sadık dostlar çok zor bulunur. Aslında ben de böyle bir konudan bahsetmek istiyordum. Marsilya'daki eski bir silah arkadaşıma duygusal bir mektup yazdım. Bu yanımı mektuplarımı açma alışkanlığı olan İngilizlerin görmemesini tercih ediyorum. Benim için götürebilir misin diyecektim. Ben bilmiyorum. Sadece eski bir askerin bir diğerine yazdığı bir mektup, tamamen zararsız. Ama daha da önemlisi, bunu doktorumun kullanılması karşılığı istiyorum. Öyleyse kabul ediyorum. Güzel. Mektubu Monsieur Clairion'a teslim edeceksiniz. Bu ismi hatırlayabilir misiniz? Monsieur Clairion. Onu nasıl bulacağım? O sizi bulacaktır. Şimdi, bu mektubun varlığından kimsenin haberinin olmasını istemiyorum. İçerideki yakın arkadaşınızın bile, anladınız mı? Ben sözümde dururum majesteleri. Evet, ben duracağınızdan eminim. Ne istiyormuş? Fransa'dan haberler. Hepsi bu. Gitme zamanınız geldi. Kaptanınız yarım saat önce öldü. Emin misiniz? Savaş alanlarında benim kadar yürümüş olsaydınız Dantès, ölümü hissederdiniz. Şahlar ve piyonlar marşant, imparatorlar ve aptallar. Efendim. Ve Edmond Dantès emirlerime karşı geldi. Ofisime gelip bana rapor ver. Sen de Edmond. Bana ihtiyacınız olacak mı Monsieur Moret? Git. Mercedes. Nerede? Edmond nerede? Ben de seni gördüğüme sevindim. Ne yazık ki onu kaçırdın. Uzun sürebilir, başı dertte. Bizimle Kaya'nın yanında buluşacak. Dantes'e kıyıya çıkmamasını söyledim. Bu doğru mu? Ben bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Etsen iyi olur. Hepsi onun fikriydi Monsieur. Oysa senin fikrin olmalıydı. Elba'ya gitmemiz kaptanın hayatını kurtarmadı efendim. Ben mallarımızı koruyordum. Sen kendini koruyordun. Rütbenin arkasına saklanarak güvertede kaldın. Edmond Dantès. Seni Ferayon'un yeni kaptanı yapıyorum. Yoksa rütbemi indirmeyi mi düşünüyorsun? Rütbe indirimi yok. Kaptan Dantès'in emri altında hala kaptan yardımcısısın.
Elbette başka bir gemide iş aramayı tercih edebilirsin. Şimdi eğer yanılmıyorsam bu haberi duymak isteyecek güzel bir bayan olacaktı. Teşekkür ederim. Monsieur Morel. Duyduğuma göre geminiz Elba Adası'ndan dönmüş monsieur. Evet. Gemidekilerden herhangi biri karaya çıkmış olabilir mi acaba? Çıktılar ama şu anda burada değiller. Teşekkür ederim monsieur. Onlara kimin aradığını söyleyeyim. Clarion. Benim adım Clarion. Seviş benimle. Hiç vazgeçmeyecek misin sen? Bilmesi gerekmez. Ama ben bileceğim. Ben de öyle. Bizim küçük sırrımız olur. Ben sırlara inanmam. Edmond'un sırrı yok mu sanıyorsun? Var. Sonra ne? Ne istediğini biliyorum Fernan. Sahi mi? Hatırlıyor musun? Küçük bir çocukken Edmond'a doğum gününde düdük alınmıştı ve sana da midilli. Ve senin midillinli olduğundan daha mutlu olması seni çılgına çevirmişti. Ben senin için yeni düdük olmayacağım. Seninle evlenecek parayı bulması daha ne kadar sürer? 2 yıl. 2 yıl hepsi bu. O zaman kaptan belgesini alacak ve evleneceğiz. 2 yıl. Ben 2 yıl hiçbir şey için bekleyemem. Özellikle seninle evleneceksen. Bey! İşte orada. Bey! Mersiniz. Seni çok özledim. Artık özlemek sona erdi. Başın dertti mi? Hayır, kaptan oldum. Hadi. Monsieur Morel, Ferayon'u bana verdi. Edmond. Şah bana. Seninki gerçekten kutsanmış bir hayat Edmond. Sadıcım sen olacaksın. Biliyorum. Hadi. Kes şunu. Kel kalacaksın. Benden sır saklıyor musun? Sır mı? Hayır. Neden? Ne istersen sor. Cevaplamaya hazırım. Ama 2 yıl beklemek zorunda değil. Yüzüğe param yeter yetmez senin. Yüzüğe ihtiyacım yok, yok. Yüzüğüm bu olacak. Ve ne olursa olsun parmağımdan çıktığını hiç görmeyeceksin. Benim genç ve yakışıklı dostum. Bana katılmak ister misin? Söyle Mondego. O doğrucu serseri Edmond Dantes'le nasıl oldu da arkadaş olabildi? Arkadaşım olduğunu iddia ediyor. Yine de benden sır saklamaktan çekinmiyor.
Ne sırrı? Le Ferrayano'nun yeni kaptanı. Her şeyimi sana borçluyum baba. Bu mutlu anın ikiniz için uzun ve muhteşem bir hayatın başlangıcı olmasını diliyorum. Hanginiz Edmond Dantes'siniz? Benim. Edmond Dantes, Marsilya yargıcının emriyle seni tutukluyorum. Tutuklamak mı? Hangi suçlamayla? Bu bilgi gizlidir. Götürün. Bir açıklama istiyorum. Bir açıklama istiyorum. Bu gece geri döneceksin. Merak etme baba, bu bir hata. Söylemem gerek Dantes. Bir haline benzemiyorsun. Hain mi? Şimdi beni iyi dinle Dantes. Çünkü hayatım buna bağlı. Elba Adası'ndayken Napolyon'la şahsen karşılaştın mı? Evet, karşılaştım. Yani ikimiz neredeyse kaldığım süre boyunca Kont Mondego'nun oğlu Fernand'la birlikteydim. Fernand'ı tanıyor musunuz? Onu tanıyorum, evet. İşte oldu. O beni doğrulayacaktır. Bundan şüphem yok ama neredeyse kaldığımız süre dedin. Sadece Napolyon bana Marsilya'daki bir arkadaşına götürülmek üzere kişisel bir mektup verdiği sırada. Evet Dantes, zaten bu haince teklifi kabul ettiğin için kaptan yardımcısı tarafından ihbar edildin. Monsieur Danglars. Ne? Şimdi mektubu teslim ettin mi? Hayır efendim, birinin beni bulması gerekiyordu. Hala ceketimin cebinde işte. Okudun mu? Hayır efendim. Ben okuma bilmem. Bak Dantes, bu mektup Napolyon'un ajanlarından birine yazılmış. Elba'daki İngiliz kıyı devriyelerinin yerlerini ve zamanlarını bildiriyor. Efendim, annemin mezarı üstüne yemin ederim hiçbir fikrim yoktu. İçindekilerin masum olduğuna yemin etmişti. Hayır. Masum olan sensin. Aptal ve masum. Sana karşı yöneltebilecek en büyük suçlamalar bunlar olmalı. Neyse ki bu mektup benim elime geçti ve kimse zarar görmedi. Bu dünyada nasıl hayatta kalacağını Tanrı bilir Edmond Dantes. Yine de hain değilsin. Gidebilirsin. Teşekkürler efendim. Bekle. Napolyon mektubu kimin alacağını söyledi mi? Monsieur Clairon. Ne? Ne dedin sen? Monsieur Clairon. Bu isimden başkasına söz ettin mi? Monsieur Mondego ya da bir başkasına? Hayır efendim. Aslında Monsieur Mondego'nun bu mektuptan haberi yok. Bu çok tehlikeli bir bilgi. İnsan böyle bir zamanda asla çok dikkatli olamaz. Sen ne dersin? Evet efendim. Sana zor saatler yaşatmış olmalıyız. İstersen bir özür olarak seni benim arabamla götürsünler. Hemen dışarıda. Monsieur Villefort!
nereye götürüyorsunuz? Bu bir hata. Eve gitmeme izin verildi. Bundan sonra evin Chateau d'If hapishanesi. Hayır! Hayır! Şimdi gidin. Fenat! Fenat! Monsieur, neler oluyor? Affedersin. Fenat! Beni vatana ihanetten tutukladılar. Kaçmayı çok zor başardım. Erbe'deyken Napolyon bana bir mektup vermişti. Sana söylemedim. Çünkü söylemeyeceğime söz verdirmişti. Sadece eski bir arkadaşıma yazdığım mektup demişti. Ama pislik bana yalan söyledi. Yalan. Ajanlarından birineymiş. Bir şekilde bunu öğrendiler. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Jandarmalar hemen arkamdan geliyor. Tamam. Şimdi düşünmem gerek. Umarım seni tehlikeye atmamışımdır. Babanın bana yardım edebileceğini düşündüm. Paris'te. Çok azdı. Jandarmalar ne kadar uzakta? Birkaç dakika. Paraya ihtiyacın var evet, mı? Evet, teşekkürler. Tabancan var mı? Elbette yok. Güzel. Kes şunu Fernand, bunun için zamanım yok. Napolyon sana mektubu verirken gördüm. Sen miydin? Yalnız değilim, bu Dangler'ın fikriydi. Neden önce bana gelmedin? Neden benden sır sakladın? Arkadaşım olduğunu sanıyordum. Napolyon'a söz verdiğimi söyledim. Bana yalan söyledin. Biliyorum Edmond. Mektubu okudum. Hayır. Okudun mu? Bunu neden yapıyorsun? Çok karmaşık. Karmaşık mı? Saçmalama lütfen. Çekil yolumdan. Gitmene izin veremem Edmond. Pencereden uzak dur. Beni elini kesmek zorunda bırak. Katibin oğlusun. Ve benim sen olmayı istememem gerek. Çabuk içeri. Burada olmalım. Burada. Burada. Hadi. Durun. Kımılda. Hadi. Güzel günleri hatırlaman için. Sana her zaman böyle olmayacağını söylemiştim. Baba! Nerede oğlum? Yukarıda. Bu defa ne yaptı? Beni iyi dinle baba. Ben bu şehrin başyargıcı ve yeni rejimin bir temsilcisiyim. Ve kendi öz babamın haince ilişkileri girmesi hiç işime gelmiyor. Biliyor musun? Sonuçta ihanet bir tarih sorunudur ve imparator döndüğünde ben vatansever, sen hain olacaksın. Bunu biliyor muydun? Kes şunu, kes artık seni yaşlı bunak. O günler sona erdi.
Napolyon Bonaparte artık hiçbir şeyin imparatoru değil. Ve bu deliliğe devam edersen tutuklanıp tüm ailemizin hayatını yok edebilirsin. Hepsi senin aptalca duyguların yüzünden olacak. En azından benim duygularım var. Tanrı aşkına baba. Valentina'nın söylemek istediği kaderlerimizin birbirine bağlı olduğu. Bunu senin de görebileceğinden eminim. Görmek mi? Ah, ben yaşlı bir bunağım. Eskisi kadar iyi göremiyorum. Şimdi bana izin verin. Monsieur Dantes. Adım Armand Dorleac. Chateau d'If hapishanesinin müdürüyüm. Monsieur, bunu çok kez duyduğunuzdan eminim. Ama sizi temin ederim, ben masumum. Bunu herkes söylüyor olmalı, biliyorum. Ama ben gerçekten masumum. Masum? Evet. Biliyorum. Bunu gerçekten biliyorum. Alay mı ediyorsunuz? Hayır, sevgili Dantes. Masum olduğunu çok iyi biliyorum. Yoksa burada olmazdın. Gerçekten suçlu olsaydın Fransa'da seni kapatabilecekleri yüzlerce hapishane vardı. Ama Chateau d'If onların utandıkları kişileri koydukları yerdir. İsterseniz şimdi odanıza gidelim. Adaleti Tanrı sağlayacak. İnsanlar bir şekilde kendilerini motive eder. Ya da takvim tutarlar. Bir süre sonra ilgilerini kaybeder, ölürler. İşte bir pencere. Ve beni kirletilmiş bir duvarla bırakırlar, korkarım. Evet, bu yüzden mahkumlarımızın zamanı ölçmelerini sağlamak için başka bir yol buldum. Her yıl mahkumiyetlerinin yıl dönümünde canlarını yakıyoruz. Genellikle bu basit bir dayakla yapılıyor. Ne var ki bugün sizde olduğu gibi geldikleri ilk gün çok daha özel bir şey yapmayı seviyorum. Ve eğer şu an neden ben Tanrım diye düşünüyorsan cevap şu. Tanrı'nın bununla bir ilgisi yok. Aslında Tanrı yılın bu zamanı Fransa'ya hiç uğramaz. Tanrı'nın her şeyle ilgisi var. O her yerde. O her şeyi görür. Tamam. Öyleyse bir bahse girelim. Sen Tanrı'dan yardım iste, ben de geldiği an durayım. Duymadınız mı? Napolyon Elbe'den kaçmış. Ne? 100 mil uzakta karaya çıkmış. Paris'e doğru gidiyor. Tüm dosyaları topla. Ve şu aptal katibe söyle kayıt defterini bulsun. Buraya Edmond Dantes'in davasıyla ilgili konuşmak için geldik. Dantes mi? Sizinle tanışmadık monsieur. Adım Fernand Mondego. Kont Mondego'nun oğluyum. Edmond Dantes'i masumiyeti üstüne yemin etmeye geldim. Bu işvereni Monsieur Morel, babası ve nişanlısı Mercedes. Evet.
Edmond Dantes vatana ihanetle suçlanıyor. Yine de yanında duracak mısınız? Elbette duracağım. Ya size Dantes'in cinayetle de suçlandığını söylersem? Cinayet mi? Edmond asla böyle bir şey yapmaz. Dantes, Napolyon'dan ajanlarından birine bir mektup getirdi. Ve onu tutuklamaya kalktığımızda adamlarından birini öldürdü. Hayır, onu tanısaydınız Monsieur bunun mümkün olmadığını bilirdiniz. Merhamet gösterin lütfen. Bu ihanetin kanıtı var mı? Bu hükümeti ilgilendirir. Lütfen. Lütfen bize nerede olduğunu söyleyin. Bunu yapamam. Çünkü kendisi kralın adamlarına teslim edildi. Bu ihanet karşısında çektiğiniz acıyı anlayabiliyorum. Ama hepinize tavsiyem... Edmond Dantes'i unutmanız olacaktır. Özellikle siz Matmazel. Teselliyi bu iyi arkadaşınızda bulabilirsiniz. Ve belki bunun sonunda iyi şeyler çıkabilir. Belki mutlu bir ilişki. Şimdi izin verirseniz ilgilenmem gereken şeyler var. Benim oğlum hain değil. Bırakın önce ben konuşayım. Buna inanamıyorum. Buna asla yapmaz. Bu imkansız. Edmond'dan hemen vazgeçmeyeceğim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ben de yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Suçların abartılması hoşuma gitmiş olsa da... yine de şu cinayet... Aslında çok basit. Dantes'in bir mektup getirdiğini söylediğinde... ona neden ihanet ettiğini anlamamıştım. Ama şimdi güzel nişanlısını gördükten sonra tamamen anlıyorum. Neden bu kadar yardımseversin? Otur Mondego. Geri dön! Geri dön! Suçum ne benim? Söyleyin benim suçum ne? Ben masumum! Yıl dönümleri Dantes. Gelecek yıl görüşürüz. Dört yıl oldu mu Delis? Ya da Danton? Adı ne demiştin?
Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Ama neden bilmem dış duvara doğru kazdığımı düşünüyordum. Parlo Vangle, Italiano. Ben Abbeferia. Chateau d'If'te 11 yıldır kalıyorum. Son 5 yılını bu tüneli kazarak geçirdim ben. Bu duvarda 72.519 taş var. Onları defalarca saydım. Defalarca saydım. Onlara isim verdin mi? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Ama inan bana hepsi geçiyor. Güven bana. Şimdi omuzlarının üstüne çıkabilir miyim? İndir beni. Lütfen indir beni. İndir beni. Gökyüzünü görmeyeli tam 11 yıl olmuştu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tanrım. Burada Tanrı'ndan bahsetmek yasak peder. Peki ya şu yazı? Solup yok olur. Tıpkı Tanrı'nın kalbimden çıkışı gibi. İyi de yerini ne aldı? İntikam. Tut şunları. Beni izle. Belki intikam duygun Tanrı'nın seni bu 7 yıl boyunca hayatta tutma amacına hizmet ediyordu. Peki niçin? Kaçmak için. İşte oldu. Bahsetmiştin. Dış duvara yetişmenin ve denize ulaşmanın sadece iki yolu var. Ben sadece yanlış olanı seçmişim. Ama artık iki kişiyiz. Tam ters yöne doğru kazıp muhtemelen 8 yıl içinde bitirebiliriz. Bitiririz canım. Yoksa yapacak başka işlerim mi var? Özel bir randevu belki ya. Yardımının karşılığında sana paha biçilmez bir şey öneriyorum. Özgürlüğüm mü? Hayır, özgürlük elinden alınabilir. Bunu öğrenmiş olmalısın. Ben bilgi öneriyorum. Öğrendiğim her şeyi sana öğretebilirim. Ekonomi, matematik, felsefe, bilim. Okuma yazma? Elbette. Ne zaman başlıyoruz? Tabak! Tabak! Tabak gönder hadi çabuk. Kapak günde iki kez açılır. Birincisi tuvalet kovası için ki toprağı onun içine saklarız. Ve bir de akşamları tabağın için. Tabaklar dışarı. Tabaklar dışarı hadi. Teşekkür ederim. İkisinin arasında bütün gün fark edilme korkusu olmadan çalışabiliriz. Ve
Aldırmazlık müttefikimiz olur. Mükemmel. Demek Napolyon'un ordusundaydın. O zamanlar rüyalarımız vardı. Ne var ki bir gece birliğim bir gerilla grubunun peşine düşmüştü. Saklanmak için bir kiliseye girdiler. Bana onlar hala içindeyken kiliseyi yakmam emredildi. Yaptın mı? Vicdan azabı çekeceğimi bilerek yaptım. Yaptım. Öyleyse buraya neden geldin? Ertesi gün kaçtım. Hayatımı Tanrı'ya ve tövbeye adamak için. Çok varlıklı bir kont olan Enrique Spada'nın özel sekreteri olarak çalıştım. Spada çok dürüst bir adamdı. Ne yazık ki birkaç yıl sonra öldü. Ve söylenenlere göre paha biçilmez servetini saklamıştı. İki hafta sonra tutuklandım. Neden? Napolyon Spada'nın hazinesini istiyordu. Bana inanmadı. Ama gerçekten yerini bilmiyordum. Ve o da hafızamı tazelemek için beni buraya attırdı. O zamandan beri yanımda sadece Tanrı'yla kaldım. Ta ki seni gönderene kadar. Tanrı senin hazinenden daha gerçek değil peder. Belki. Şunu hesapla. 365 gün boyunca 2500 santimetre küp taş ve kum. Yılda 3,5 metreye denk gelir. Oldukça iyi. Ayda 30 santim. Haftada 7,5 santim. İtalyanca. Ancora tre metri e netto. Işığı boşa harcama. Sen bir askerdin rahip. Yani sen silahlardan anlarsın. Öğret bana. Ya da yalnız kalsın. Beni çok ince bir çizgide yürütüyorsun, Dantes. Bu çok saçma. Her zaman en güçlü kılıç ustası kazanmaz. Hız önemlidir. Elin hızı, aklın hızı. Şimdi elini damlaların arasından geçir ama ıslanmadan. Ha, işte böyle. Buna ne kadar devam edeceğim böyle? Ben tünele iniyorum. Çalışma zamanı. Ekonomiyi tanımla. Ekonomi, malların üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgilenen bilim dalıdır. Çeviri. Önce tünel, para sonra. Tabaklar dışarı. Tabaklar dışı diyorum.
Teşekkür ederim. Mutlu Noeller Edmond. Yaklaşık bir ay kalmış olmalı. Güzel. Kiminle dövüşüyorsun? Dante, Montego. Sence kiminle? Çok iyi. Newton'un üçüncü kuralı. Fizikte her etki karşılığında bir tepki yaratır. İnsan da öyledir. Yani intikam isteğim Danglar ve Mondego'nun yaptıklarına bir tepki mi? Öyle mi diyorsun? Kalk kalk. Koltuk benim. Bir keresinde bana Wilford'un seni tüm suçlamalardan temize çıktıktan sonra tekrar tutukladığını söylemiştim. Gidebilirsin. Evet, bu doğru. Öyleyse bu saçmalığın anlamı ne? Elbette seni bırakma fikrini değiştirmesi için bir sebebi olabilir. Düşün Edmond. Deniyorum. Ne oldu? Bana sorduğunu. Bana sorduğunu. Napolyon'un mektubu kimin alacağını söyledi mi? Ona söyledim. Monsieur Clarion. Hepsi bu mu? Evet. Mektubu yakıp gidebileceğimi söyledi. Mektubu yaktı. Evet. Garip. Bir baş yargıcın vatana ihanetin kanıtını yakması sence normal mi? Sonra Bay Clarion'la olan bağlantıdan haberi olan tek kişiyi de hapse attırıyor. Birini koruyordu. Yakın bir dost belki. Hayır. Hayır. Wilford gibi bir politikacı böyle dostlar edinmekten kaçınır. Clarion bir akrabası olmalı. Muhtemelen yakın bir akraba. Hayır! Wilford'un babası Napolyon'un ordusunda albaydı. Wilford Clarion'u korumuyordu. O kendini koruyordu. Danglar ona Napolyon'un bana mektubu verdiğini gördüğünü söylemişti. Aslında bunu söyleyen Mondego olmuştu. Ve Wilford beni buraya gönderdi. Bravo Edmond, bravo. Bravo. Tanrım. Çabuk ışık. Işık, çabuk ışık. Lütfen Tanrım. Orada bak, bak, bak. Kök, bitki kökü. Eğer bunlar bitki köküyse sadece aylar kaldı demektir. Evet. Başardık peder. Başardık, ben keskimi alayım. Evet. Git. Peder! Tanrı aşkına git. Ah.
Ciğerlerim delindi. Konuşma. Dinle. Konuşma. Fazla zamanım yok. Şu kitabın altında gevşek taşlar var. Bulduğun şeyi bana getir. Çabuk, çabuk. Hadi, hadi aç. Spada'nın hazinesinin nerede olduğunu bilmiyorum dediğimde yalan söylemiştim. Yalan mı söyledin? Ben bir rahibim, aziz değil. İşte İtalyan sularındaki bu adada. Monte Cristo. Evet, evet. Bak, kafanı kullan. İpuçlarını takip et. Tünel kapandı, artık kaçamam. Kazmaya devam et. Kaçtığın zaman sadece iyi amaçlar için Hayır, kullan. Hayır, sadece intikam için kullanacağım. İşte sana son dersim. Şu anda cezasını çektiğin suç için gerçekten suç işleme. Tanrı intikam benimdir diyor. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Önemli değil. O sana inanıyor. Kıdı. Tabaklar dışarı. Her zaman uyanık olur. On iki yıldır ilk kez teşekkür ederim demedi. Ölmüş. Nasıl? Yatağından düşmüş olamaz mı? Biraz kirli değil mi? Hepsi öyle. Hadi kefene koyalım. Sonra Dorley'e haber veririz. Bir, iki, üç. Tamam, Dorley'e haber verin. Nasılsa bir yere gidemez. Bilmiyorum. Alışkanlık olmalı. Güle güle peder. Artık özgürsün. Benim hiç olamayacağım kadar. Evet, demek yaşlı papa sonunda Aziz Peter'a kavuştu. Hadi getirin. Götürüp gömelim. Ne kadar? İşte böyle. Devam et. Hadi hadi. Bütün gün sizi bekleyemem. Aslında bekleyebilirim. Hatta istediğiniz kadar bekleyebilirim. Thank you.
Hadi. Hadi. Yeniden sana gönderiyoruz. Adı neydi unuttum. Tanrım çok sıkılıyorum. Monsieur Dolik! Gerçekten bir harita var mı? Hadi bakalım. İşte böyle. Ben 3'e kadar saydıktan sonra atacağız. 3'ten sonra. 1 2 Monsieur Dolik. Başlanalım. Hayır Monsieur Dolik. 1 2 Cesedi kayalıktan atmayın. Biraz daha dikkatli olabilirdik. Evet sevgili dostum. Kim olduğunu sorardım ama parçalanmış elbiselerine bakarsak ve Chateau d'If'in yakınında olduğunu düşünürsek ne gereği var? Bana gelirsek benim adım Luigi Vampa. Kaçakçı ve hırsızım. Adamların ve ben buraya çalıntı altını yoldaşlarıyla paylaşmak yerine kendine saklamayı seçen bir adamımızı canlı canlı gömmek için geldik. Ne kadar ilginçtir ki bazı sadık arkadaşları ona merhamet göstermemiz için ısrar ediyorlar. Elbette ben bunu yapamam. Yoksa bütün ekibin kontrolünü kaybeder. Bu yüzden sen benim için büyük bir şansın. Neden o? Sen bana yaka boya merhamet göstermem için bir bahane olacaksın. Şurada bağlı olan pislikten bahsediyorum.
aynı zamanda zayıf da görünmemiş olacağım. Ve ek olarak çocuklar biraz eğlence izlemiş olacaklar. Bütün bunları nasıl başaracağım peki? Sen ve Jacob'u ölümüne dövüşürken sizi izleyeceğiz. Jacob'u kazanırsa onu ekibe geri alacağız. Sen kalırsan Jacob'a yaşama şansı vermiş olacağım. Ama değerlendirememiş olacak. Ve sen gemide onun yerini alacaksın. Ya kazanırsam ve kaçakçı olmak istemezsem? O zaman boğazını keseriz ve bir adam eksik kalırız. Kaçakçılık en büyük hayalimdi ve arkadaşınızı öldürmek benim için büyük bir zevk olacak. Ya bu arada Jacob'u tanıdığım en iyi bıçak ustasıdır. Belki daha çok insanla tanışmalısın. Jacob'u bırakın ve bıçağını geri verin. Ve gösteri başlasın. Hadi yakalım. Göster ona yakamı. Hadi göster ona gününü. Hadi yakamı. Hadi. Hadi yakamı. Hadi bakalım. Oku şu herifin canını hadi. Hadi bir düşün. Hadi. 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 Lanet olsun. Eğer yaşamak istiyorsan gözünü bile kırpma. Senyor Vampa. Jacobo'nun yaşamasına izin verin. Zaten canlı canlı gömüleceğini düşünerek yeteri kadar acı çekti. Adamların eğlence istiyordu, istedikleri oldu. Jacobo için merhamet isteyenler amaçlarına ulaştı. Ve Jacobo'yu affederken... yetenekli bir savaşçı ve denizciye daha sahip olacaksınız efendim. Anlaştık. Peki adı ne? Adı mı? Adı bundan sonra Zatara. Korkutucu bir isim. Anlamı yüzen odun. Ölü akrabalarımın üstüne yemin ediyorum. Hatta ölmek üzere olanlar üstüne bile. Sonsuza kadar senin adamlarım ben. Biliyorum. Başının arkasında gözlerim var. Marsilya'yı hiç görmemiş miydin? Benim evimdi. Ama kıyıya diğerleriyle birlikte çıkmadın. Dinle beni Zatara. Başına gelenler her neyse olanları gemide kalarak düzeltemezsin. Git. Her şey senin elinde. Biri bizler şahlar ve piyonlarız demişti. Doğru. Kim söyledi bunu? Napolyon Bonaparte. Bonaparte mı? Ah Zatara, şu hikayelerin yok mu? Bir gün seni bulmaya geleceğim. Bir insanın her zaman iyi dostlara ihtiyacı var. Doğru. Dantar ne oldu? Kaptan Reno öldü efendim. Edmond Dantes emirlerime karşı geldi. Zatara, iyi misin? Her şey değişmiş. Bir tekne almak istiyorum. Sadece ikimizin kullanabileceği bir şey olsun. Benim dönmemi bekle. Bu defa yalnız gitmek zorundayım. Burası Monsieur Morel'in evi mi? Büyük babam evde değil Monsieur.
İyi olsa bile gece 11'de misafir kabul etmezdi. Belki Edmond Dantes'i arayan bu adam için bir istisna yapabilir. Geç vakitte geldiğim için özür dilerim. Yaşlılar hiçbir zaman uyumazlar. Otur, otur lütfen. Julian biraz şeyle. Evet. Monsieur Zatara. Demek Edmond'un arkadaşısınız. Monsieur Morin. Evet. Edmond'u tanıyor muydunuz? Bir oğul gibi. Ailesini nerede bulabileceğimi söyleyebileceğinizi umuyordum. Ne yazık ki babası Edmond'un ihanetini öğrendikten sonra kendini astı. Anlıyorum. Ve bu bahsettiğiniz ihanet, onu kim suçlamıştı? Kim bilir? Monsieur Villefort, Edmond'u tutuklatan adam. Başsavcı görevine atandıktan sonra Paris'e gitti. Elbette babasının vahşice öldürülmesi bu ayrılışı hızlandırmış olabilir. Çok garip günlerdi. Siz de zor günler geçiriyor gibisiniz efendim. Edmond'un ölümünden sonra istemeyerek bir ortak buldum. Kaptanlarımdan biri ve bir gün Danklar beni işimden etti. Ama kaderim Edmond'unkinin yanında hiç kalır. Belki de şansınız dönmek üzeredir. Ben gidip Edmond'un nişanlısını arayacağım. Kontes Mondego mu demek istiyorsun? Kontes mi? Evet. Zavallı Edmond tutuklandıktan bir ay sonra Mercedes en iyi arkadaşıyla evlendi. Fernand. Evet, bu doğru. Babasının ve kardeşinin savaşta ölümünden sonra Fernand Kont Mondego oldu. Şimdi Paris'te yaşıyorlar. Kont ve Kontes Mondego. İyi misiniz? Evet. Gitmem gerek. Özür dilerim, fazla yardımcı olamadım. Yok, hayır. Bana bilmek istediğim her şeyi söylediniz. Edmond Dantes öldü. Zatara. Zatara, benimle gurur duyacaksın. Küçük bir iskif buldum. Şalupaya paramız yetmedi. Çok iyi bir teklifti ama. Zatara. Zatara.
O tan. Zatara, tekne daha fazlasını almıyor ve aşağıda 8 tekne dolusu daha var, anlıyor musun? Hey, senin neyin var? Sen benim şimdiye kadar gördüğüm herkesten daha zenginsin. Sorunların her neyse artık sona erdiler. Ne satın almak istiyorsun? İntikam. Tamam, intikam. Kimden? Danglar, Villefort, Fernand ve Mercedes. Tamam. Bu insanları öldürür, hazineyi sonra harcarız. Hayır, onları inceleyeceğiz. Zayıf yönlerini bulacağız. Neden hemen öldürmüyoruz? Ben yaparım. Hemen Paris'e giderim. Bam, 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 bam. Hafta sonu gelmeden geri dönerim. Hazineyi harcarız. Bu planda ne diyeceksin bakalım? Ölüm onlar için fazla iyi. Benim gibi acı çekmeleri gerek. Dünyaları ellerinden alınmalı. Değer verdikleri her şey benden alındığı gibi onlardan alınmalı. Bunu başarabilmek için Zatara'dan daha iyi bir isme ihtiyacın olacak. Öyleyse ben de kont olurum. İyi günler dilerim efendim. Güzel evinizi satın almak için geldim. Çok komik. Şimdi seni kırbaçlatacağım. Hemen arazimden çık serseri. Yoksa üstüne köpekleri salarım. Duydun mu beni? Teşekkür ederim. Bayanlar ve baylar, sizlere efendimi takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum. Monte Cristo Kontu.
Merhaba. Sevgili kont, izninizle size kocamı tanıtayım. Monsieur Villefort, kendisi başsavcıdır. Bizi düşünmüş olmanız büyük nezaket. Ah, varlığınızla onur duyan kişi benim. Şimdi lütfen gecenin tadını çıkarın. Hakkında neler biliyoruz? Yeterli değil. Neredeler? Onları davet ettiğinden emin misin? Evet efendim. Biraz önce Kont Mondego'nun geceden ayrıldığını öğrendim. Yarın sabah kaçıramayacağı bir randevusu varmış. Bugün erkencisin hayatım. Vicomte Turville öldü mü? Kalbi herkeste olduğu gibi solda değilse yaşıyor olabilir canım. Huzur içinde yatsın. Ailesinin onurunu korumaktan başka bir şey yapmadı. Gördün, pek işe yaramadı. Karısı ve ben tutkumuzda, sen de cehaletinde mutluydun. Şimdi Vicomte onurunu korurken ölüyor ve sen de acı çekiyorsun. Kadın mahvoldu, adam mezarda. Kendinle bu kadar övünme. Ne mutluydum, ne de cahil. Madame Turville'den önceki üç kadını da biliyordum. Aşağılanmaktan hoşlanmana üzüldüm. Paris ve benim ilişkim kesinlikle sadakat tarifi değil. Madem benim gizlilik çabalarım başarısız oldu, artık oyun oynamanın anlamı yok. Aslında bu çok rahatlatıcı. Ne dersin? Mali durumu? Diğer kumarhanelerde de para kaybediyor. Hile bile yapmıyorlar. Nakliyat işine baktın mı? Kendi teknelerinde bile daha yıllarca ödenecek banka borçları var. Dangları artık hiç kullanmıyor. Yarına kadar o bankayı satın almış olmalıyız. Diğer nakliyat şirketlerine Mondago'dan uzak durmalarını söyle. Ona dangara dönmekten başka seçenek bırakmayacağım. Hayır. Kumarhanelere haber ver. Hepsini alsınlar. Lütfen anlamaya çalışın. Çok büyük bir pamuk sevkiyatı gönderilmeyi bekliyor. Yerine varır varmaz ödemeyi gemide yapacağım. Yani malı teslim edebilmem için o gemiye ihtiyacım var. Ne yazık ki bankamız vadeyi daha fazla uzatamayacak Kont Mondego. Size alternatif teslimat yolları bulmanızı öneririm. Vay vay vay. Bu onuru neye borçluyum Kont Mondego? Bunca yıldır benden neden kaçtınız bilemiyorum. Hatalarını görmezden gelip yeniden çalışmayı düşünüyorum. İşleriniz kötü mü bu aralar? Zatara. Jacobo. Yoksa yataktan mı düştün? 14 yıl taş üstünde yattıktan sonra takta... Tanrım. Canın yanıyor mu? Buraya gelişinin bir sebebi var mı? Mondego'nun bir oğlu var. Albert bizimle konuşmak istiyor. Şimdi olmaz. Onun mirasını korumaya çalışıyorum. Onun da senin gibi çarçur edeceğinden mi korkuyorsun? Garip bir balıkçının kızından kontesliğe yükselirken şikayet ettiğini duymamıştım. Lütfen bunu bitirmem gerek. Sonra çıkarım. Hatırlatmama izin ver hayatım. Paris'te metresler çok olabilir ama bizim tek bir oğlumuz var. İçeri gel Albert.
ve Tanrı aşkına kısa olsun. Tamam baba. Birkaç arkadaşım karnaval için Roma'ya gidecekler. Onlara katılmak istiyorum. Roma mı? Ve bakıcın olmadan, daha 15 yaşındasın. Neredeyse 16. Doğum günü hediyem olsun baba. Lütfen. Başımı derde Hayır. sokmayacağım. Elbette gidebilirsin. Burada biraz sessizlik işime yarar. Roma! Leydim. Sonsuza dek saklanamazsınız. Leydim. Kimsiniz ve bunu neden yapıyorsunuz? Biz kötü adamlarız ve para istiyoruz. Param yeleğimin cebinde. Artık değil. Ayrıca bizim ilgimizi çeken sadece senin paran değil. Kont Mondego'nun tek oğlusun, öyle değil mi? Fildim. Bir not gönderin ve istediğiniz olsun. Ah, keşke bu kadar kolay olsaydı ama mektup en azından iki hafta babana ulaşmaz ve seni çoktan öldürmüş olabilir miyiz diye sonsuz bir tartışma başlar. Hayır, bir mektup yeterli etkiyi göstermeyecektir. Belki de ona yüzüğünü göndermeliyiz ha? Evet, yüzüğümde Mondego arması var. Hala parmağında olduğu halde mi? Beni dinle aptal. Adım Albert, Kont Fernand Mondego'nun oğluyum. Ve bu sizlerin son gülüşü olacak. Elinizden geleni yapın. Madem ısrar ediyorsun. Pepo ne? Bıçak. Hemen çocuğun iplerini kesersiniz ya da lanet olası postlarınızı delmeye başlarım. Şimdi! Efendim? Beni izle genç adam. Yüzeye çıkınca beni orada bekle. Size nasıl teşekkür edebilirim? Bunu sonra konuşuruz. Çok iyiydiniz beyler. Teşekkürler majesteleri. Albert. İyi misin? Efendim, size hayatımı borçluyum. Çok hareketli bir gece oldu. Sıra dışı bir genç adamsın. Israr ediyorum. Yarın kahvaltı için malikaneme geleceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Kim olduğunuzu sorabilir miyim efendim? Şu anda arkadaşın, yarın ev sahibinim. Aramıza resmiyetin girdiği anlarda Monte Cristo kontuyum. Şu anda bekleme odasında. Tünelde büyük cesaret gösterdim. Amaca giden yolda araç. Elbette efendim.
genç adam. Albert, içeri gel. Gel, gel. Otur. Çok hareketli bir geceydi. Evet, büyük bir maceraydı. İnsan gençken her şey macera gibi gelir. Kafamı karıştıran bir konu var efendim. Hı hı. Kaçırıldığımdan nasıl haberiniz oldu? Çok fazla bağlantım vardır. Bazıları pek soylu kişiler değildir. Kaldığım şehirlerde kayda değer şeyleri öğrenmek için iyi para öderim ve... senin kaçırılman bence çok önemliydi. Ama neden hayatınızı riske ettiniz? Tanıdık bir soylunun oğlu. En azından bunu yapmalıydım. Ve şimdi anlıyorum ki sen de olsan aynını yapardın. Baban seninle gurur duyacak. Paris'e gelip ailemle tanışmalısınız. Size teşekkür etmek isteyeceklerdir. Ne yazık ki bunu yapamam. Biliyorsun işler. Lütfen. Bu bir onur meselesi. Jacobo. Evet efendim. Spada konusu. Durumumuz nedir? Şu anda altın... Mallar mı? Özür dilerim efendim. Mallar yola çıktı. Marsilya'ya doğru yol alıyor. Ne zaman varacak? 3 hafta beklememiz gerekecek efendim. 3 hafta mı? Bu süre Paris'i ziyaret etmenize yetecektir. Öyle olsun. Mükemmel. Tam zamanında orada olacaksınız. Ne zamanı bu? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kontum. Albert. Efendim. Baba, sizi Monte Cristo Kontu ile tanıştırmak istiyorum. Ne büyük bir zevk. O zevk bana ait Kont Mondego. Bu an için çok uzun zamandır bekliyordum doğrusu. Beni onurlandırdınız. Oğlumu kurtardığınız için teşekkür borçluyum. Size Kontes Mondego'yu takdim edeyim. Mercedes. Kontes. Bana yaptığınız iyiliğin değerini gerçekten anlayabilmek için bir anne olmanız gerekir. Monsieur, sizi asla unutmayacağım. Lütfen madem. Önemli değildi. Eminim bir ay sonra adımı bile hatırlamayacaksınız. Hı? İşinizi çalabilir miyim? Anlayamadım. Vals için. Elbette. Harikasın baba. Sorun nedir? Hiçbir şey. Sadece çok eskiden tanıdığım birini hatırlattınız. Benim için çok önemli birini. Gururum okşandı. Ne oldu ona? Öldü. Ben o değilim. Monsieur ve Madame Villefort. Onların burada ne işi var? Merhaba, nasılsınız? Başsavcı Villefort. Burada ne işiniz var? Madame Villefort, monsieur.
Hala şehirdeyken beni görmeye gelmenize çok sevindim. Notunuzu aldığımızda çok sevindiğimizi söylemeliyim. Teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz kocanızla biraz yalnız kalabilir miyim? Duyduğuma göre kanunun yorumlanması konusunda bir uzman mısınız? Belki bir konuda bana yardımcı olabilirsiniz. İzninizle. Fernand. Fernand. Kadeh kaldıracaksın. Şu anda olmaz. Önemli işlerim var. Davetliler bekliyor. Ve Albert de bekliyor. Sen yap hayatım. Eminim harika olur. Ama babası sensin. En azından bunu yapabilirsin. Sana ne kadar saygı duyduğunu biliyorsun. Yokluğumu affedecektir. Ama... Herkesin içinde buluşmamaya karar vermiştik. Monte Cristo kontunu nasıl geri çevirebilirdim? Doğru. Hakkında neler biliyorsun? Yabancı. Zengin. Duyduğuma göre oğlunu kurtarmış. Yardımını neden istiyor? Sana neden söyleyeyim? Oğlum Roma'da kaldığı sırada... Monte Cristo'nun bir teslimat beklediğini duymuş. Ayrıca altın ve spada kelimelerinin geçtiğini duymuş. Yoksa gerçekten... Monte Cristo spadanın hazinesini bulmuş olmalı. Bilemiyorum. Benden sadece Marsilya limanına girecek bir geminin denetlenmemesi için yardım istedi. Onu tutuklayabilirim. Öyle mi? Bence bırakalım içi rahat olsun. Teklifin ne peki? Bu konularla ilgilenen dostlarım var. Monte Cristo'ya malları gümrükten geçirebileceğini söyle ama bir gece limanda kalmaları gerekecek. Onları alıp ailemin Buşon'daki evine götüreceğim. Ertesi gün seninle orada buluşuruz. %70'ini istiyorum. Sadece %50 alacaksın. Anlaştık. Bayanlar ve baylar, ne yazık ki kocam yoğun işleri yüzünden gecikti. Ve bu yüzden kadeh kaldırma görevi bu gece... Bana düşüyor. Monte Cristo kontuna elbette. Anlayacağınız, konta Albert'in doğum gününde kadehi kaldırmak için yalvarma cesaretini gösterdim. O kadar ısrar ettim ki... Ev sahibimiz büyük bir alçak gönüllülükle babalık hakkından vazgeçti ve bu onuru bana bıraktı. Umarım yüzünü kara çıkarmam. Her şey için teşekkürler. Genç Albert ona Roma'da yardım edişimi fazlasıyla abartarak anlattı. Mezarlığa vardığımda Albert'i bir duvara bağladıklarını gördüm. Onu parmağını kesip kaçırıldığının ispatı olarak babasına göndermekle tehdit ediyorlardı. Çocuğun bunlara cevabı sadece şu oldu. Elinizden geleni yapın. Hayat bir fırtınadır genç dostum. Bir an güneş ışığı parlarken bir de bakmışsın dalgalar kabarmış. Seni erkek yapan o fırtına geldiğinde ne yapacağındır? O rüzgarın karşısına Roma'da yaptığın gibi çıkmalısın. Elinden geleni yap. Çünkü ben de yapacağım. O zaman kader de seni bizim gibi Albert Mondego olarak tanıyacak. Tebrikler.
Edmond Wilford bana idam edildiğini söyledi. Öyle mi? Tanrım. Kontes, yanılıyorsunuz. Mondego'lara geri dönüyoruz. Madam, ben sadece adınızı sana düşünüyorum. Sana yalvarıyorum Edmond. Kim olduğun önemli ben değil. Ben Edmond değilim. Kes şunu, kes şunu. Kes dedim. Peki nesin sen? Bir ruh. Bana işkence etmek için gönderilmiş bir hayalet mi? Şu Edmond. Onu seviyordunuz. Evet. Ne kadar? Hayatım boyunca. Öldükten sonra kontla evlenmek için ne kadar beklediniz? Bu adil değil. Evinize geldik kontes. Haklısın. Sen benim Edmond'um olamazsın. Evet, işte gördünüz. Kendiniz söylediniz. Edmond Dantes öldü. İyi geceler. Kontes? Bir daha işlerime karışma cesaretini gösterecek olursan yemin ediyorum tanıştığımız gün başladığım işi bitiririm. Beni anladın mı? Anladın mı? Neden kızdığını biliyorum. Kızmak mı? Düşmanlarım tam tuzağıma düşmek üzereyken... Öfken görmene engel oluyor. Bir servetin var. Güzel bir kadın seni seviyor. Parayı al, kadını al ve hayatını yaşa. Bu plana son ver. Kazandıklarınla yetin. Yapamam. Peki neden? Hala senin adamını mı Satara? Bir yemin ettim. Seni senden korumak. Zorunda kalsam bile seni koruyacağım. Şimdi seni eve götüreyim. Yürüyeceğim. Bizim payımız olarak Ferayon'a yükleyin. Mondego asla fark etmeyecek. Hadi güverteye atlayın. Philip Danglar. Evet. Bir ticaret gemisinden mal çalmakla suçlanıyorsun. Bu bir saçmalık. Bu konuyu kolaylıkla çözebiliriz. Bu adamlar geminde küçük bir arama yapacaklar. Kont Mondego beni tuzağa düşürdü. Ama bunun hesabını verecek. Kimsin sen? Ben Monte Cristo Kontu'yum. Ama dostlarım bana Edmond Dantes der. Dantes? Ölmeden şu halatı kesin.
Hayır, yapma yapma bunu, bu çok fazla. Sevgili Villefort, umarım bir süreliğine sana katılmamın sakıncası yoktur. Majesteleri, doğrusu sizi beklemiyordum. Teslimat konusunda bana yardım ettiğin için sana şahsen teşekkür etmek istedim. Aa evet, ben bütün ayarlamaları yapmıştım. Başka bir sorun çıkmayacağını garanti ediyorum. Mükemmel. Bu uzun ve verimli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Hazır söz etmişken, izninle sana bir soru sorabilir miyim? Elbette, ne olursa. Sadece merak ediyordum. Neden 16 yıl önce Kontes Mondego'ya Edmond Dantes'in idam edildiğini söyledin? Anlayamıyorum. Neden bahsediyorsunuz? Bu çok basit bir soruydu. Bu şeyleri nereden biliyorsunuz? Bu çok fazla. Anlamanız gerek. Dantes Napolyon'dan bir mektup kabul etmişti. Bu açıkça vatana ihanetti. Teslim etmediğini sen de biliyordun. Birini haksız yere hapse atmak yetmezmiş gibi nişanlısına... Efendim, bu saçma tartışmanın nereden çıktığını bilmiyorum. Kendime şunu soruyorum. Eski dostum Villefort, Mercedes'e Edmond Dantes'in öldüğünü söyleyerek ne elde etmiş olmayı umardı? Cevap çok basit. Kesinlikle hiç. Kesinlikle dediğiniz gibi hiçbir şey. Şimdi efendim, Paris başsavcısı olan eski dostum bu yalandan fayda sağlamadıysa kim sağlıyordu? Sayın Kontum, burası çok sıcak ve siz giyiniksiniz. Sanırım gitme vaktiniz geldi. Bence bu işten çıkarı olan kişi Kont Mondego'ydu. Bu suçlamaların iş ilişkimize ne bağlantısı olduğunu bilmiyorum. Ben de söylemek üzereydim. Otur Mondego. Ben hırslı bir adamım ve bu hırsımın Bonaparte yanlarını bulup yok ederek tatmin ediyorum. Ama artık Napolyon serbest ve ben büyük bir sorun yaşamaya başladım. Daha önce bir kaşıntı olan yara ölümcül olmaya başladı. Önce siz öldürün. Sorun şu ki bunu benim yapmam mümkün değil. Bu yüzden size bir teklifim var. Babanız nasıl? Ne yazık ki yaşıyor. Aynı talihsizliği paylaşıyoruz. Hatırladın mı? Bu kapı neden kilitli? Açmanızı istiyorum. Bu odadan hemen çıkmak zorundayım. Dostum olmadığınızı açıkça gösterdiniz. Baban Napolyon'un sadık bir destekçisiydi, değil mi? Muhtemelen Napolyon'un evreden kaçışını organize edenlerden biri de oydu. İmparator yakında gelecek. Sizin gibi hırslı bir devlet görevlisi için uygunsuz bir ebeveyn olmuştu ama sonra aniden öldü. 16 yıl önce biri tarafından öldürüldü. İmparator Napolyon. Katil hiç bulunamadı. Bulmak için ne kadar çaba harcadın? Elinde kanıtın yok. Şahidin yok. Bunlar sadece teori. Sadece tahmin. Tam tersine. Kont Mondego var. Genç Mondego. Neden? Çünkü oğlunun cesareti yok. Tetiği çeken kişi Mondego'nun kendisiydi. Yıllar geçse bile bunu itiraf etmeyecektir. Haklısın. Etmez. Ama şimdi sen ettin. Monsieur Villefort, sizi cinayete teşvik suçundan tutukluyorum. Hatırladın mı? Dantes? Bir beyefendiye hediye.
kadar kolay olacağını sanmıyorsun değil mi? Edmond. Sohbetimizi arabadayken bitirdiğimizi sanıyordum küçük hanım. Ben de. Ta ki Dantes adını söylediğini fark edene kadar. Bu isimden sana hiç bahsetmemiştim. Ne istiyorsun benden? Seni aklımdan çıkarmak istiyorum. Çünkü anlaşılan sen beni çıkarmışsın. Sadece birkaç cevap ver. Sonsuza dek hayatından çıkacağım. Sor sorularını. Neredeydin? 13 yıl Chateau d'If'te ve hayal edemeyeceğim başka yerlerde. Chateau d'If'te 13 yıl mı? Acı çektin mi? Artık bitti mi? Düşünmem gereken çok şey var. Sonra nereye gittin? Git! Neden bana gelmedin? Neden beklemedin? Bana ihanet eden adamla ev... O gece kayalıktayken söylemiştim. Unuttun mu? Parmağımdan hiç çıkmayacak demiştim. Ve hiç çıkmadı. Neden? Sebebini biliyorsun. Eğer beni sevmiş olsaydın... Nefretimi elimden almazdın. Sadece o kaldı. Nefreti unut Edmond. Bırak gitsin. Kalbinde nasıl bir karanlık plan var bilmiyorum. Bizi 16 yıl birbirimizden ayıranın nasıl bir kader olduğunu da bilmiyorum. Ama Tanrı bize yeni bir başlangıç verdi. Tanrı. Lütfen onu geri çevirme. Tanrı'dan hiç kurtulamayacak mıyım? Hayır. O her yerde. Öpücükte bile. Leydim. Kont nerede? Kont öğleden sonra onunla buluşacağınızı söyledim. Buluşmak mı? Evet ve oğlunuzla birlikte bu ülkeden ayrılacaksınız. sizi biriyle eve göndereceğim ve beni orada beklersiniz ve biz... Teşekkür ederim. Evet, evet ama... Eve gidip Leydim, hazırlanmam gerek. Bekleyin Leydim. Kont nerede? Yukarıda madam. Ne oldu? İflas ettim. Bütün borçlarım başıma üşüştü. Ayrıca polis peşimde. Niçin? Korsanlık, dolandırıcılık ve cinayet. Bütün bunları yaptın mı? Evet. Ama şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Jandarmalar neredeyse gelir. Acele et. Ben seninle gelmiyorum Fernan.
Sen benim karımsın. İkimiz için bazı ayarlamalar yaptım. Bize çok iyi bakılacak. Şimdi git ve oğlumu bul. O senin oğlun değil. Anlayamadım. Albert Mondego, Edmond Dantes'in oğludur. Edmond götürüldükten sonra seninle neden bu kadar çabuk evlendiğini sanıyorsun? Erken doğum. Gerçekten inanılmazsın. Demek ölü bir hainin piç oğlu. Beni hep hayal kırıklığına uğratmıştı. Hoşça kal Mercedes. Beni memnun ettiğin günler doğmuştu. Sen beni hiç memnun etmedin. Monte Cristo. Şah senin Fernand. Edmond. Aman nasıl? Nasıl mı kaçtım? Zor oldu. Bu anı nasıl mı planladım? Büyük bir zevkle. Demek Mercedes'i sen alıyorsun. Ve her şeyini. Canın dışında. Bunu neden yapıyorsun? Çok karmaşık. İstersen benden çaldığın hayat için intikam alıyorum diyelim. Bakıyorum kılıç kullanmayı öğrenmişsin. Kendine nasıl arkadaşım olduğunu söyleyebildin. Ama arkadaştık Edmond. Beni cehenneme gönderdin. Neden? Hadi al intikamını. Ama dökeceğin kan soylu kanı olacak. Öyle ki senin damarlarında hiç akmayacak. Ben ne kadar kötüysem sen de o kadar korksun. Yapamıyorsun değil mi? Ona dokunursan seni öldürürüm. Evlat izin ver açıklayayım. Her şeyi biliyorum. Yolda Madame Villefort'la karşılaştım. Bana dostum sandığım Monte Cristo kontunun hayatlarımıza girmek için beni nasıl kullandığını anlattı. Albert dinle beni. Dinlemeyeceğim. Böyle bir aptallık yaptığım için beni affet baba. İhanete uğradın elbette affediyorum. Sen dostumdun. Sana güvenmiştim. Hiçbir şey bilmediğim bir geçmiş var. Anneni seviyordu ama o beni seçti. Şimdi onu çalmak istiyor. Yalan! Çekil oğlum lan!
çocuk. Mecbur kalırsam seni öldürürüm. Çünkü artık duramam. Ben de durmayacağım. Öyle olsun. Hayır! Albert. Buraya geldiğini söylediğin notu buldum. Artık benim de sana bir şey açıklamam gerek. Nereden geldiğinle ilgili. Albert, sen Edmond Dantes'in oğlusun. Monte Cristo Conte olarak tanıdığın adamın. Ne yazık ki bu doğru. Annenin gençliğinde de bugün olduğu kadar fahişe olduğunun delilisin sen. Sen... onunla dövüşmeme izin verdin. Bir işe yaramadı ama öyle değil mi? Fena! Sana yalvarıyorum, hayır! Artık buna gerek yok. Hadi git. Seni affediyorum. Git Fernand. Bir el ateş edebilirsin. Ve beni durdurmak için bundan fazlası gerek. Öyleyse en çok acı verecek yeri seçmeliyim. Hayır! Anne! Anne! Aman tanrım biz ne yaptık? Jacobo! Bir kez daha Zatara, Tanrı seni koruduğunu gösterdi. Yaşayacak. Dışarı çıkma. Lütfen. Edmond gitme. Denemelisin. Pes etme. Zatara, buna son vermelisin. Bunu peder bile anlayacaktır. Edmond! Lütfen gitme. Annene iyi bak. Senin her şey benimse hiçbir şey olmadığım bir dünyada yaşayamam.
Merhametine ne oldu? Ben bir kontum. Aziz değilim. Haklıydın peder. Haklıydın. Ama sana ve Tanrı'ya söz veriyorum. İntikam için kullanılanlar bir daha hiç kullanılmayacak. Huzur içinde yat dostum. Evet Zatara. Acı veriyor ha. Hayır. Bu yeri bir gün yıkarım diye satın almıştım ama artık önem verdiğim tek şey bu adadan benimle birlikte ayrılmanız. Hadi eve gidelim.